quasi per soffio. İkinci Dünya Savaşı'nın en iğrenç ve karanlık bölümlerinde Nazi rejimi yüz binlerce Sovyet esirini katletmiştir. 1 Kasım 1941'e kadar esir kamplarında 3 milyon 800 bin Kızıl Ordu mensubu toplanmıştı. Beklenmedik sayıdaki bu esirleri barındırmak ciddi bir sorun olmuş, açlık, salgın hastalıklar ve Alman askerlerinin saldırgan tutumları yüzünden milyonlarca Sovyet esiri ölmüştü. Her ne kadar kanlı aşırı hareketler 1941 kışından sonra azaldıysa da Sovyet Doğu halklarının esirlerine karşı yapılan aşağılayıcı ırkçı kışkırtma ve propaganda bütün savaş boyunca devam etmiştir. Durum günden güne kötüleşiyor. Bir haftadır hiçbir şey yemedik. Devamlı açlıktan, susuzluktan, hastalıklardan meydanda her gün yüzden fazla esir ölüyor. Aramızda o derece zayıf, halsiz esirler var ki bazen ölünün yanında yattığımızın farkında olmuyoruz. Bu sabah esirlere yemek verilecek diye ilan edildi. Sürüne sürüklene kapıların yanına gittik. Dikkat dikkat. Yemek verilirken intizam bozulursa kulelerden ateş açılacak. Ama yemek gene verildi. O gün akşama kadar caz müziği, foxtrot, tangolar çaldılar. Ertesi günde yemek verilecek diye ilan ettiler. Gene de bomboş mideyle bütün gün hoparlörlerden müzik dinledik. Ancak üçüncü gün Ukraynalı polisler gelip bizi yemek nöbetine çağırdılar. Her esire 50 gram ekmek ve yarım litre çorba veriliyor. Esirlerin ekmeklerini korkuyla duvarların yanına gidip arkadaşlarına arkalarını dönerek gizli gizli yediklerine dikkat ediyordu. Çorba yeşil renkli bir suydu. Ekmek taşlı, samanlı, kerpiç gibiydi ama o güne kadar yediğim ekmeklerin en lezzetlisiydi. Açlıktan ölen her gün dizenteri vardı. Yemek vermediği için, verdiği patates çorbası kafi gelmediği için insan vücuttan düşüyor, sonra şişiyor. Kan başlıyor çıkmaya, ona çukura atıyorlar. Orada bu Praskurva'da 1000 kişi bu şekilde ölenleri sabahleyin gezerek toplayarak çukura atıyorlardı. Divanlı 1000 kişi orada o çukur kazıyorlardı. Öyle mi çok oldu? Bu Türkistanlar çok öldü. O da Rusça Mişao diler, kapan yani Türkçesi. O aşırı hareket edenleri oraya kapıyorlar. Açıyorlar, kapsın tel, fitenin telleri. O oraya giren çıkmıyor çünkü karnı aç. O da soğuk. Yani belki 10 kişide biri ya çıkar ya çıkmıyor. Bahar şeysi, zamanı gelçeyle yeşillikler ısıyor. O yeşilliklerden aç, ne desin, yülüp yülüp ondan yiyip yolda baraka geldikten sonra ay zavallılar bağırırlardı. Çünkü o şey müdeni tamam eziyor, parçaları yandırıyor. Böyle ölenler oldu. Ancak Şark Bakanlığı karşı istihbarat teşkilatıyla birlikte SD'nin cinayetlerine karşı cephe alınca bu cellatlıklar sınırlandırıldı. Fakat ırkçı baskı savaşın bitimine kadar devam etti. Türkistan hareketinin lideri Kayyum'un
Auschwitz'e kapatılan hemşerisi Mansur Atabekov'un serbest bırakılmasını rica eden bir mektubunda görüldüğü gibi cinayet mekanizması devam etmiştir. Atabekov 1943'te bir iskelet koleksiyonuna konmak için Himmler'in emriyle öldürülen 115 toplama kampı esiri arasındaydı. Bilindiği gibi kurbanlar arasında sadece Yahudi ve Çingeneler değil, Sovyetler Birliği'nin Asyalı milletlerine mensup harp esirleri de vardı. Müslümanlar da sünnetli olduğundan birçok Türkistanlı, Tatar ve Müslüman Kafkasyalı Yahudi zannedilerek kurşuna dizilmişti. Aslında harbin ilk haftalarında Asyalı olduklarından dolayı da aynı akıbete uğramışlardı. Koşarak odunları getirdim. Almanın ayakları dibine yere koydum. Meramını daha anlamıyordum. Çalışmak, olanca kuvvetinde çalışmak, ekmek kazanıp Mustafa'ya götürmek istiyordum. Söverek odunları elime almamı emretti. Odunları başımın üstünde tut. Odunları başımın üstünde tuttum. Çek, Alman sigara içerek elindeki sopayla bir orkestra şefi gibi çök, kalk diye emretmeye başladı. Onun idaresinde kaç yüz kere diz çöküp kalktım. Yavaş yavaş boğazıma bir şey tıkandı. İçimden bir ses elindeki odunlarla şu herifin kafasını ezliyordu. Ama bir şey yapamıyordum. Niçin? Yaşamak mı istiyordum? Yavaş yavaş arkamı Alman'a çevirdim. Gözyaşlarımı tutamamıştım. Bereket versin ki Alman ağladığımı görmüyordu. Buna seviniyordum. Yarım saat sonra Alman yanıma geldi. Odunları yere bıraktırıp paketinden bir sigara verdi. O gün kimseyle konuşmadım. Bütün gün insanları, hayatı ve ölümü düşündüm. Buhara Özbekleri, onlar başka türde oluyor biraz. Onlardan Yahudi diye kurban getirenler oldu bazı. Sebep şeye bakıyor, sünnet şey. O zaman onları Yahudi diye şey yapanlar oldu. Bizi Yahudiler ne kabul ettiler? Kabul edip öldürüş işi öldürdü. Namaz okudum. İki rekat bilim diye efendim hapisler diye bir metodolojik arşiv var. Sonra okul açıldı hapisler. Buna kendi bir asır geberdi. Metodolojik arşiv var dedi ama haklısız indi. Çünkü ben namazımı kılıp buldum. Sonra bu şahitimden, bu sözü yapıp sözümden sonra bütün hapishaneyi de hamaka alışıyor, Yahudi kısadengenlerini, Müslümanlarını çıkarıyorlardı. Yahudi diye, yani boş ver Müslümanları Yahudi diye, çünkü yüzleri başkaları bilmem, sünnetleri var, Yahudilerde sünnet var. Buna bu generaller, başkalar amir vermişler, boş ver, bitsin, kırılsın diye. Es gab ganz klar Morde. Esir alınan pek çok Müslümanın Yahudi zannedilerek katledildiği doğru. Çünkü Alman ordusu Yahudilerle Müslümanlar arasındaki farkı bilmiyordu. Hatta burada bir iki olaya da şahit oldum. Nazilerin ölüm listesinde bulunan ve kurşuna dizilmesi planlanan birkaç kişiyi tanıyordum. Bu insanlar ise sadece o bölgede yaşayan göçmenlerin müdahaleleri sayesinde kurtulmuşlardı. Aus diesen Völkern nur durch Intervention noch gerettet wurden. O gün hayatımın en kara günlerinden biri oldu. Meramı ölmek mi yarabbim? Halil dön, Halil dön! Halil işitmiyor. Yıldırım bunlarına doğru koşuyor. Osman haykırarak Halil'in peşinden koşuyor. Kamyonlara doğru koşan Halil'e bakıyorum. Birden bir tüfek sesi.
Halil yere yüzü koyun kapanıyor. Osman da Halil'in 8-10 adım gerisinde devriliyor. Şimdi bile o iki genç yüz gözlerimin önüne geliyor. Günahsız, süt gibi beyaz, tüysüz iki delikanlı yüzü. Milletim bunu bana en sağlam, en sarsılmaz bir iman olarak verdi. Onlar son nefesime kadar aklımdan çıkmayacak. Alman haftalık filmlerinde Asyalı mahkumlar gösterilmekteydi. İç Asya'nın bozkırlarından gelen vahşi cahiller Almanya'ya saldırmak ve yağmalamak istemektedirler şeklinde açıklamalar yapılmaktaydı. Kış erken ve birdenbire bastırdı. Bir gece şiddetli bir soğuk oldu ve ertesi sabah başlayan kar bütün gün lapa lapa yağdı. Kış da Almanlar kadar zalim. Acı rüzgarlar bütün gece barakalarda oluyor, bazen rüzgarın kesileceği tutuyor ama soğuk devamlı sonsuz. Bazen ayaklarıma, vücuduma kağıtlar sarıyorum. O zaman da soğuğu kırılmış bulan bitler beni daha fazla rahatsız ediyorlar. Kağıtla tenim arasında bitlerin hareketini duyuyorum. Bitler soğuktan daha eziyet verici. Uyumaya çalışıyor, uyuyamıyorum. Yarın elimde 50 gram ekmek, 3. kata çıkamayacak olursam ben de gidip o köşede yatacağım. Ya Rabbim, bana öyle bir ölüm verme. Alman Bakan Rosenberg daha 1941 Nisan'ında işgal edilecek bölgelerin siyasi ve iktisadi yönden sömürülmesi için planlarını yapmıştı. Ancak ortaya çıkacak diğer problemler hesaba katılmamıştı. Harbin ilk aylarında kamplarda toplanan milyonlarca harp esirinin ihtiyaçları düşünülmemişti. Nihayet 5 numaralı barakanın önüne geldik. Her esir günde 50 gram ekmek, yarım litre su ve yarım litre çorba alacak. Kampın tellerine 5 metreden fazla yaklaşılmayacak. Tellere yaklaşan esirlere Alman askerleri ateş edecek. Karanlıkta ateş yakmak, sigara içmek yasaktır. Emre uymayanlara kulelerdeki Alman askerleri ateş edecek. Bir gece iki kişiyi vurdular. İkisi de yaşlıydı. Yaşlılar gençlerden daha cesaretli oluyor galiba. Onların ölümünden sonra tahta aralarından bakarak uzun uzun ölümü düşündü. Kampın dikenli tellerine 5 metreden fazla yaklaşacak olursam birkaç dakika içinde bir Alman kurşunu titredim. Bir daha ölümü düşünmedim. Hep birbirine benzeyen, aynı ışıksız, dertli günlerimiz başladı. Açlık kadar yalnızlık, yalnızlıkla beraber ümitsizlik duyuyordum. Nazi ırkçılığının bütün saçmalığını gözler önüne seren bir konuda Musevi dininden birçok küçük Türk topluluğunun varlığıydı. Kırım'daki Karaimler ve Kuzey Kafkasya'daki Dağlı Yahudiler veya Tatlar, yüzyıllarca önce Musevi olmuşlardı. Bu yüzden SD'nin cellatları bunların topyekin imha edilip edilmemesi gerektiği sorusunu ortaya attılar.
Kırım Tatarlarının Berlin temsilciliğinin hemşerileri için gösterdiği çabadan sonra Karaimlerin Türk Tatar menşei tespit edilmiş, SD'nin kötü şöhretli D grubuna bu küçük topluluğu rahat bırakmaları söylenmişti. Almanlar boş kalan fabrikalarını çalıştırmak, çiftliklerindeki işleri yapmak için çok sayıda insana ihtiyaç duymaktaydılar. Bu açığı kapatmak için işgal ettikleri bölgelerden 17-20 yaşlarındaki gençleri zorla Almanya ve Avusturya'ya getirerek çok ağır şartlarda çalıştırdılar. ...1943-29 Ekim... hiç unutmuyorum. Almanlar şu yaştan şu yaşa kadar gençlik şurada toplansın bir meydan gösterdiler. Mecbursunuz uyumağa, oraya kadar gittik biz. Bir Rus adam geldi, seni diyor karakola çağırıyorlar. Peki nüfus kağıdı da al gel dedi. Ben ne bileyim ben böyle olacağını. 15 yaşındaydım. Gittim karakola, o karakola kaldım. Meğerse orası toplama oldu. 300 kişi kadar vardı. Oradan Berlin'den hepimizi sıralamışlar. Zengin adamlar gelmişler, genç kızların. Sen öne. Bana çalışmaya gideceksen, beni de şey çağırmışlar. Hayır dedim, ben fabrika çalışacağım dedim. Korktum, çünkü kötülük yapar, gitmedim. Biz 20 kişi bağırda çalışıyorduk, bir tane kriye vardı bizim, bizi topluyorlardı. Bağıra çalışmaya götürüyordu, o bizi bak. Sonra oradan çalışıyor, sabahtan akşama kadar çalışıyorduk. Bittikten sonra o gene topluyor bizi, getiriyordu şeye. Orada yatan yerimize yatıyorduk işte. Almanya'ya götürdüler. İsteyerek mi gittiniz? İstesen de istemesen de harp zamanı gideceksin deyince gidiyorsun tabii. Alıp götürdüler. Boğaz tokluğuna çalıştık, hiç para falan vermediler. Bir gün geldim, çocuk böyle tülbenti çeke boğazına getirmiş. Biraz daha çekse boğulup ölecek çocuk. Ondan sonra patronumuzun karısı dedi ki, ne dedi erken geldin dedi, çocuğun bezlerini yıkama diye indim aşağı. Sen dedi saatini dedi doldurmadan dedi nasıl gelebilirsin dedi bana. Dedim çocukta dedim baksana dedim böyle böyle olmuş dedim. Ben dedim belki 5-10 dakika gelmeseydim dedim çocuk bu olacaktı dedim. Dinlemiyorlar ki seni. Ondan sonra baktım o günü bana yemek vermediler. Neye ben erken gelmişim diye. Ondan sonra ikinci günü baktım, gene yemek yok. Bana 3 gün yemek vermediler onun için. Yani ben erken geldiğim için 3 gün yemek vermediler. Bir tercümanla bir polis geldi kapıda, Safi bize dedi, her kapıya. İşte dedi, saat 2'de hazır olun. Biz de nereye gideceğimizi bilmiyoruz, ben de genç yaşımda o zaman 18 yaşında. Hazır olun dedi. Son tercüman da anlattı böyle. Trene binip Avusturya'ya gideceğiz. Bütün her yerden topluyoruz bir yerden. Beni de aldılar. Şehrin içine gittik. Oradan da otobüse bindirdiler. Semferopol denen şehre kadar gittik. Peki, oradan da trene bindik. Üç gün üç gece. Yemek verdiler mi? Nasıl? Yemek yok. Ekmek dağıttılar. Epey zaman geçtikten son trende gaz kokur.
Ekmekleri de yiyemiyorum. 6 ay kalacaksınız. Böyle odalar, böyle yaşayışlar olacak. Bu kadar para kazanacaksınız. Biz gene onlara inanmadık. Gider gitti. Gider gelmedi dönüş. Biz hep kaçtık. Ne kadar kaçsak onlar bizi yakaladılar. Neyse kardeşime eve kağıt yolluyorlar. Şu günü şu saatte tren istasyonunda bulunacaksın derdi. Kardeşim öyle gitti. Aprilin 17'siydi. 17'siydi bizim elde parakotlarla yüklediler. Parakotlarla yükleyen vaktilerden Ahrana lemseler değildi. Donskoy kazaklar idi. Hepsi Donskoy kazaklar. Kupetler men barabar hepimizin böyle korşalar. Birey buraya kaçmasın diye. Onu men ya gelip çıktı. Kampta hayat ağır diyeceğim. Çünkü doğru dürüst yemek yoktu. İnanmazsınız kurtlu fasulye pişirirdiler. Kurtlar tepede oynaydı böyle. Suyun üstünde. İçinde bir şey yok. Ben o çiftçide çalıştığımda adam beni bir defa vurdu ama ben dedim anamdan babamdan görmedim. Bu kadar çalışan bir zere bala. Ondan sonra da beni dövdü bu dedim. Tepki gösteremiyorsun. Jandarmalar böyle jangur jungur başında bir tek laf aytamazsın, söyleyemezsin. Oradıkta seni öldürürler. Onun için işte bunların köyünde kaç tane insanları öldürdüler. Lemseler bizim aldılar işke. Kum yükledik. Bu yerde sak var. Sakka. Son bu zamanda bir 5-6 tane bala kaçtık. Bu yüklemeyi istemedik de bizim tuttular lemseler. Getirdiler kezlevge. Yüklediler vagonga. İ aydadılar Germanya. İşçilerin durumları, yaşam ve çalışma şartları gerçekten çok zordu. Adeta bir köle gibi çalışıyorlardı. Üstelik bir de doğuda çalışan işçiler yakalarında bir etiket taşımak zorundaydılar. Bu etikette de doğu yazıyordu. Bu da tabii ki başka bir ayrımcılıktı. Çok ağır çalışıyorlardı. Maaş almıyorlardı. Bir takım depolarda yaşıyorlardı. Yaşam şartları da çok kötüydü. Zaten bu ağır yaşam şartları pek çok doğu işçisinin lejyonerliği seçmesine yol açtı. Amaçları daha iyi bir yaşam sürmekti. 20 Şubat 1945 tarihinde Fremde HR Ost adlı bir Alman kurumunun raporunda Sovyet esirlerinin resmi olarak kaydedilen en büyük sayısı verilmektedir. 5.734.528 kişi. Bunlardan 3.3 milyonu ölmüştür. Alman cephe birlikleri zaman zaman Sovyet vatandaşlarından nakliyeci ve tercüman olarak faydalanıyordu. Ancak Kızıl Ordu'nun istihdamına karşı yine de büyük şüpheleri vardı. Bununla beraber 1942 yılından itibaren savaş esirlerinden asker ve iş gücü olarak yararlanmaya başladılar. Ancak 1941 yılının kış aylarında Alman ordusu Moskova'da zor duruma düştüğünde aslında daha fazla askere ihtiyaç olduğu fark edildi. Hatta daha fazla silah ve cephaneye de ihtiyaç vardı. Dolayısıyla hem askere hem de silah üretimi için çalıştıracak işçiye ihtiyaçları oldu. Bu durumda da işte Sovyet savaş esirlerini iş gücü ve asker olarak kullanmaya karar verdiler. Bu esirlere artık daha iyi gıda verilmeye, yaşam şartları düzeltilmeye başlandı. Türk esirlerinin kaderini yumuşatmak için Milli Lejyonlar fikrini ortaya atan Türkiye'nin Almanya'daki büyükelçisi Hüsrev Gerede ve General Hüseyin Erkilet Paşa gibi isimlerin 1941 Ekim'indeki Sovyet-Alman cephesine yani Kırım Yarımadası'na ziyaretleri teşvik edici olmuştur. Bu ziyaret Gerhard von Mende'nin görüşüne göre Doğu Lejyonlarını kurmaya iten son sebep olur. Onlar bu ülkelerin bağımsızlığı için çaba gösteriyorlardı.
ya da en azından bu ülkelerin Türkiye ile yakın ilişki içerisinde olmalarından yanaydılar. Aslında Cumhurbaşkanı İnönü bu konuda çok temkinli davranıyor. Bu konuyla ilgili hiçbir şey yapmıyordu. Zaten çok zeki ve tarafsız bir siyaset anlayışı vardı. Bence çok akıllıca davranıp o dönemde Türkiye'yi bu savaştan uzak tuttu. Böylece Türkiye'yi büyük bir zarardan korumuş oldu. ...1941 yılının sonlarında milliyetlerine göre ayrılmış esir kamplarından yardımcı kıtalara asker temin etme kararına varılır. Bundan sonra Şark Bakanlığı'nın ve Alman Silahlı Kuvvetleri'nin içinde mültecilerin de çalıştığı harp esirleri komisyonları oluşturulur. Mecburduk. Esir kapıdan çıktık, kurtulduk. Tekrar bir esir kapıda getirdim. İşte o Mustafa Şokay, biliyorsunuz, o topladı işte. Bütün kamptaki Türkistanlıları Varşova'ya. Tek kurtarmak için öldüm dedi. Çünkü pat, ölüyorlar her gün. Zaten kabul etmeseydi ölecekti. Hadsefil ama... O zaman Berlin'deki komiteler biliyorsunuz bütün işgal edilen bölgelerde kamplarda dolaştı hepsini. Türkleri seçtiler, çıkardılar oradan. Dışarı çıkardılar. Sıraya durduk. Bir Alman Rusça bilen, Rusça konuşmaya başladı. Siz dedi bugünden itibaren dedi vatanınızı Sovyetlerden, komünistlerden kurtarmak için gönüllü olarak Almanlardan beraber, bizim askerlerden beraber Sovyetlere karşı savaşa katılacaksınız. Gönüllü. Gönüllü olarak dedi. Orada bütün sırada duranlar böyle 200-300 kişiydi. Ah böyle bir şekilde bir böyle çıktı. Başka ses çıkaramadım şimdi. Yani gönüllü değildi. Gönüllü değildik. Eğer şimdi ben İstemiyorum dedim ve seni öldürecek. Siz ya da o Kırım Tatarları, Almanları sevdiğiniz için mi katıldınız Alman ordusuna? Stalin'den kurtulmak için. Alman ne seveceğim? Yalnız bir maksat, Stalin kendisin, Stalin'den kurtulalım. Alman aşkı değil. Teklifini reddedecek olursam kızmaz mı bana? Rütbemi sormuştu, üniformama gülmüştü. Reddedersem beni zindana attırmaz mıydı? Gideceğim, gidip ona uşaklık edeceğim. Rütben ne senin? Değme. Bana bir hizmet eli lazım. Yapar mısın? Yaparım. Ben bir aydır kumandanlıkta başçavuş Schultz'un hizmet eriyim. Başçavuş sabahları odasından çıkarken merhametle gülümsüyor bana, sırtımı okşuyor. Ne iyi ne rahat günler. Stalak'ta şahide olduğum facialardan sonra hayatı tadar gibiyim biraz. Öğleye kadar onun odasını süpürüyor, çizmelerini, üniformasını temizliyorum. Bazı akşamlar ahıra Schultz geliyor, bir kağıda sarılı ekmeği elime sıkıştırıyor. Beyaz, samansız, taşsız, yumuşak ekmek. Ekmeği yerken Cevdet'i, Osman'ı, Mustafa'yı hatırlıyorum. Gözlerimin önüne onların beyaz, silik hayalleri geliyor. Ben ekmeği yiyorum, ekmek beni yiyor. İçimde acılar toplanıyor. Boğazıma yavaş yavaş bir şeyler tıkanıyor. Başçavuş Schultz'un verdiği ekmeği karanlıkta bir hırsız gibi yiyorum. Onların payını da ben yer gibiyim. Boğazıma tıkanan şey beni boğuyor sanki. Ekmeği yiyemiyor ve başımın altında torbaya saklıyorum. Belki birini görürüm. Belki biri önüme çıkar yarın. Belki birini bulurum. Belki...